Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlerle Bafra'dan yine Sedat Damcı Fındık Çiftliği'nden yeni bir videoyla beraberiz. Bugün özellikle bu bahar döneminde yaptığımız gübre uygulamalarından size bahsetmek istiyorum. Tabii bizim bu çiftliğimizde entegre yönetim sistemi ile her şeyi kayıt altına aldığımız için kayıtlar ışığında konuşuyoruz. Evet, şu an ekranlarınızda gördüğünüz bu gübre skalası Fındık Bitlisi'nin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hangi besin elementlerine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Şu an gübre programını görüyorsunuz. Biz bu sene bu gübre programında amino asit kullandık Mart ayında. Sonra Mart'ın sonunda bir MKP kullandık. 16-8-24 kullandık. Kalsimaksi diye bir gübre kullandık. Oan kullandık. Ve bugünlerde de Potasmaks'la tekrar Oan Otomik'i kullanacağız. Tabii buradaki amacımız da bitkiye istediği dönemde istediği şeyi vermekti. Ayrıca yine yapraktan da özellikle küllemeye karşı ilaçlar kullandık. Bunların da listelerini yayınladım, videoda bulabilirsiniz. Ve tabii bunlardan sonra da şu an yine ekranlarınızda gördüğünüz gibi de bu seneki fındıkta müthiş bir güzellik sağladık, verim sağladık. Tabii kullandığımız gübrelere baktığımızda yine biz Mart'ın ortasında bir amino asit uygulayarak, çünkü organik madde yaklaşık 25, 27, 37, 43. Yani %43'e varan bir organik maddesi olan aminosidi ağaçların dibine verdik ki ondan sonraki verdiğimiz gübrelerin alınımını hızlandırsın, kolaylaştırsın diye. Daha sonra Mart'ın 30'unda MKP yani fosfor ve potasyum uyguladık. %52 potasyum vardı, %52 fosfor vardı. %34 potasyum vardı. Bunu da 20 ile 30 Mart arasında uyguladık. Tabii bu söylediklerimin hepsini biz damlama sulama ile yapıyoruz. Sonra 6 ve 7 Nisan tarihlerinde 6-8-24 denilen bir gübre aldık. Bunun içerisinde yine azot %8, nitrat azotu var %8. Fosfor var %8, potasyum %24. Daha sonra da mikro elementler var. Bor, bakır, demir, mangan, molibden, çinko gibi. Bunları da Nisan'ın başında uyguladık. Yine damlamadan. Sonra Nisan'ın ortasına geldiğimizde yine kalsimaksi denilen bir gübre yaptık. Bunun içinde ne var? Yine bunda %13 azot var. %16 kalsiyum var. Ve amonyum azotu var %8, pardon, ve magnezyum var. Yani bizim kalsiyum okside %13 azot, %6 magnezyum, %16 kalsiyum ve toplam azotumuz da yine %13 olarak var bu kalsiyum okside içerisinde. Yani magnezyum ve kalsiyumu burada öne çıkarttık. Ve sonra da Mayıs ayının ortasında da ne yaptık? Uan 32 dediğimiz bir sıvı gübre kullandık. Bunda da yine %8 azot verdik. Amonyum azotunu %8, nitrat azotu %8, üre azotu %16. Ve yine de bunda mikro elementlerden bor, bakır, demir, mangan, çinko gibi elementleri vardı bu gübrenin içerisinde.
Ve son olarak da bugünlerde uygulayacağımız, hazırlığını yaptığımız bir gübremiz var. Hazır. Potasmax diye. Bunda da potasyum %25, magnezyum %10. Bunun içerisine de yine elimizde bir 3 bidon kadar Uan kalmıştı, Uan 32. Onu uygulayacağız. Ve böylelikle de bizim bu yılki gübre programını bitireceğiz. Ama hasattan sonra bir gübre programı daha yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi fındık bütün sezon boyunca çalışıyor. Köklerini, dallarını, yapraklarını, bir de meyveyi tutuyor, meyveyi büyütüyor, size veriyor. Haliyle hasata kadar biraz yoruluyor. Yani biz meyveyi topladıktan sonraki Eylül, Ekim aylarında da bütün yıl bize sunduğu bu nimetlerden yorgun düşen fındıkları da birazcık daha besinlerle, vitaminlerle takviye edip onların güçlenmesini sağlayıp kışa, o soğuk, karlı havalara güçlü girmesini sağlayacağız. Yaprak gübresinde de bu sene, daha doğrusu biz küllemeye karşı iki etken maddeli bir ilaç kullandık. Ama içerisine yine Borzinc, Borçinko ve elimizde Çayruk denilen bir gübre vardı, doğal gübre. Onu kullandık ve tabii Silko dediğimiz yayıcı yapıştırıcılardan da kullandık. Bunu kullandıktan yaklaşık bir 20 gün, 25 gün sonra ikinci uygulamayı yaptık. Bu sefer küllemeye karşı ilacı şaşırttık. Yani aynı marka değil, bir başka markadan kullandık. Ama yine içerisine insektis, kalsimaksi, yayıcı yapıştırıcı ve biraz da amino asit koyduk. Güzel bir kokteyl yaptık. Son uygulamayı da bugünlerde yapacağız. Çünkü böcek popülasyonunu şu an takip ediyoruz ve bu takibe göre de bundan sonra da bunları yapacağız. Dolayısıyla bütün bu çalışmaların hepsinin, bütün o gördüğünüz, biraz önce ben konuşurken videoda seyrettiğiniz bu güzelliklerin hepsini bu yaptığımız çalışmalarla elde ettik. Dolayısıyla her şeyi yazarak, bilimsel formlara uydurarak ve bu konuda da danışmanlık alarak bunları yapıyoruz. Evet, güzel bir video olduğunu umut ediyorum. Özellikle gübre çeşitleri, gübre içerikleri, kullandığımız yaprakları, kullandığımız gübreler ve diğer ilaçlarla ilgili içerikleri sizlerle paylaştım. Videolarımı beğenmeyi unutmayınız, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.